Hepiniz hoş geldiniz. Nietzsche ve Spinoza felsefesiyle film izlemek panelimize. Şimdi ilk konuşmacılarımız Fatih Abdullah Kızıltaş ve Onur Aytaç hocalarım. Sözü size bırakıyorum. Buyurun hocam. Çok teşekkürler hocam. Ben öncelikle sinefilozofiye teşekkür etmek istiyorum. Fatih Hoca ile biz aslında hukuk fakültesinden tanışıyoruz, oradan arkadaşım. Sonrasında ben sinemaya doğru dümen kırdım, kendisi de felsefeye doğru dümen kırdı. Bu sempozyum o yüzden bizim için çok uygun bir buluşma fırsatı sağladı. Bu da ilk ortak çalışmamız. Sinefilozofi umarız bize uğurlu gelecek, devamını getireceğiz diye düşünüyoruz. Bu çalışmada İnsanlıktan Uzakta filmine Spinoza felsefesi üzerinden bakmaya çalıştık. Ve bunu yaparken de aslında Spinoza'nın belli kavramları üzerinden ilerlemeye çalıştık. Şöyle bir akış planladık aslında. Ben daha çok filmin hikayesinden söz edeceğim. Daha sonrasında Spinoza kısmını, yüksek lisans tezini de Spinoza çalıştığı için Fatih Hoca'ya bırakacağım. Sunumumuzun başlığı Spinoza'da bilgi, yasa ve insan, insanlıktan uzakta olarak koyduk. Devam edebiliriz. İlk slide'da afişi gördünüz zaten. Bu filmin şöyle de bir hikayesi var. Aslında Albert Camus'un tek öykü kitabı olan Sürgün ve Krallık öykü kitabında yer alan konuk, yani orijinali Lot, Türkçe'ye konuk ya da misafir olarak çevriliyor. Öyküsünün bir uyarlaması. 1957'de Fransızca'da ilk defa basılıyor. Türkçe'ye ilk basımı 1996'da Tahsin Yücel çevirisiyle oluyor. Şu anda 18. 19. baskılarını yapmış durumda. Bu öykünün şöyle de bir özelliği var aslında. Jacques Ferrandez çizgi öyküye, yani çizgi romana bir anlamda, çizgi öykü diyelim, uyarlıyor bu hikayeyi. Bu da aslında görselliğe dönüştürülmesi anlamında çok müsait bir metin olduğuna ilişkin bize ipuçları sunmuş oluyor. Ki Burçak Fakıoğlu'nun da bu çizgi öyküye uyarlama konusunda bir çalışması var 2015 tarihli. Dönem olarak baktığımızda 1950'ler Cezayir'ini görüyoruz filmde. Bir savaş dönemi, bildiğiniz gibi Fransa'nın o dönemde Cezayir'le olan aslında bir sömürge ilişkisi olarak da değerlendirebiliriz. Zaten bunu düşündüğümüzde aslında sinema tarihine baktığımızda meşhur Cezayir Savaşı da aklımıza geliyor. Sinema tarihinde çok önemli bir yeri olan Ponte Corvo'nun. O da 54 ve 57 arasındaki Cezayir'deki çatışmaları ele alan bir film, çok kült bir film. Yine burada da 1954 olarak açılıyor filmin açılış sekansı Cezayir'de. Temel olarak aslında bir sadakat sorgulaması ve bir varoluş hikayesi olarak özetleyebiliriz. Devam edebiliriz. Teşekkür ederim. 2014 yapımı olduğunu söylemiştim filmin. Yönetmeni David Olhoffen. Aslında çok uzun çölvari bir coğrafya görüyoruz. Ufuk çizgisinin kimi zaman belirsizleştiği engebeli dağlık bir arazi. Ve bir yol hikayesi de var devamında, sunumun daha çok değineceğimiz. Dolayısıyla burada sinemanın her zaman kullandığı western estetiğine de yönetmenin başvurduğunu görebiliyoruz. Çünkü çatışma sahnelerinin, aksiyon sahnelerinin de olduğu bölümler var. Bu iki hani hareketli sahnelerle felsefi sorgulamanın minimalliğini çok iyi melezlediğini söyleyebiliriz aslında yönetmenin bu filmde. İki ana karakterimiz var. Bir tanesi öğretmen, Daru ismi. Diğeri ise Muhammed, Arap, Berberi bir karakter. Pardon. Bu ilk önce biz Daru'yu görüyoruz. Arap çocukları Fransızca öğreten bir karakter. Daha sonrasında kendisine bir görev veriliyor ve Muhammed'i suçlu olduğu için, Muhammed birini öldürüyor, kuzenini öldürüyor ve garnizona teslim etmesi görevi Daru'ya veriliyor. Ondan sonra aslında aksiyon başlıyor. Daru'nun öncesinde Muhammed teslim etmek istememesi, daha sonrasında bir şekilde ikna olup beraber bu yolculuğa Atlas Dağları'na çıkmalarıyla ilerleyen bir hikaye görüyoruz. Devam edebiliriz. Teşekkürler. Aslında bu slide'ı biraz Spinoza felsefesine geçiş olarak kurgulamıştık. Buradan sonra zaten ben sözü Fatih Hoca'ya devredeceğim. Spinoza hakkında şunu söyleyebiliriz belki. 17. yüzyıl Hollanda'sının içinde bulunduğu durum, monarşi yanlısı, kilise ve totaliter yönetim yanlısı diğer aktörler olarak özetlenebilir belki, çok aşırı bir yüzeysel değerlendirme ama süre kısıtı nedeniyle.
Dolayısıyla Spinoza'nın o dönemde ürettiği fikirler ve yarattığı felsefe tarihsel bağlamda da belli bir yere oturuyor. Tesadüfi bir durum değil. Aynı şekilde en başta değindiğim Albert Camus'un de o dönem Cezayir meselesinde gerekli net tavrı gösteremediği gibi bir eleştiri var. Aslında bu öykü bu konudaki duyarlılığını da gösteren bir durum. Ve Fransa Cezayir meselesi ve Albert Camus'u Hollanda ve Spinoza ilişkisi üzerinden düşündüğümüzde toplumların tarihsellikleriyle biyografik anlatılar arasında bir paralellik gördüğümüzü ve bu iki ilişkiyi beraber okuyabileceğimizi düşünüyoruz. Zaten Daru'nun öğretmen olduğunu söylemiştim ama önemli bir detay var. Sonlara doğru daha da önem kazanacak. Daru da aslında tırnak içerisinde orijinal Fransız değil, İspanyol asıllı bir karakter. Bunu sonrasında niye önemli olduğunu söyleyeceğiz. Ve yolda gerçekten Berberi Arap Muhammed'le çok farklı bir ilişki kuruyor ve en başta istemediği, belki biraz üstten baktığı Muhammed'le bambaşka samimi bir ilişkiye doğru evrildiğini görüyoruz. Teşekkürler. Sayın hocalarım, değerli arkadaşlar, öncelikle hoş geldiniz. Burada ben artık sözü alıyorum ve bu filmle ilgili olarak bir çözümlemeye girişeceğim. Spinoza felsefesinden hareketle. Buradaki temel iddia aslında şu olacak. Spinoza'nın etikasında aslında yapmaya çalıştığı şey esasen bir tekillik felsefesini kurmaksa, ki buradaki tekillikten anlaşılması gereken insanı nevi şahsına münhasırlığı itibariyle, biricik ve tek olması itibariyle eşsizliği üzerinden ele almak, ki bu slide'ı değiştirebiliriz. İnsanı tekilliği üzerinden, biricik ve eşsizliği üzerinden ele alan bir felsefe. Özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısına itibaren, yani Althusser'le birlikte gelişen bir okuma tarzı bu ve İtalyan sol geleneği de, sol felsefe geleneği de bu şekilde Spinoza'yı okumaya başladı. Ve ben de bu hat üzerinden aslında tekilliğin kuruluşu itibariyle bu filmi çözümlemeye çalışacağım. Neden bu filmi bu şekilde ele alıyor olduğumu da zaten ilerleyen dakikalarda açılımlandırmış olacağımı ümit ediyorum. Şimdi tabii ki bu meseleye biraz daha izahat getirmek gerekecek olursa, burada bir epistemolojik yapılanmadan aslında ister istemez bahsediyoruz bir filozof netice itibariyle. Ve buradaki epistemolojik yapılanma, üç farklı dinamik sınıfsal ilişkisellik üzerine kurulu. Çok kabaca. İmajinasyo dediğimiz aslında insanın imgelemi ve nedeniyle bir bilgiyi bilemeyişi ve bir insanın duyguları üzerinden maruziyeti şeklinde özetlenebilir. Intellectus dediğimiz ise İnsanın bir süreçte bir maruziyetini, yani duygulanımını nedeniyle biliyor oluşu. Yani bir duyguya maruz kaldığında o duyguya neden şu ya da bu şekilde değil de tam o haliyle maruz kaldığını biliyor oluşu diyebiliriz. Ve intellectus aynı zamanda da bir nedensellik dizgesi kurmak anlamına geliyor. Yani nedenleriyle bilmek ve eylemek ve bu şekilde bir fikir icat ve imal etmek. Nihayet Spinoza'nın etikasında üçüncü tür bilgi olarak karşımıza çıkan intuisyo, sezgi olarak tabii ki çevriliyor. Tabii ki bu ne türden bir sezgi? Aslında insanın anlağına, yani eski tabirle müdrikesine, idrak etme kapasitesine dayalı bir biliş ve sonsuzluğun ve mutlağın tecrübe edilmesi anlamında bir bilgiden bahsediyoruz. Şimdi bu neden önemli? Şu açıdan önemli. Spinoza'nın çağdaş okumalarında etikasındaki bir başka kavramsallaştırma, yani okursus karşımıza çıkıyor. Okursus dinamik bir süreci ifade ediyor ve bu bilgi türleri içerisindeki aslında her bir tekil arasındaki dolayımsal ilişki üzerinden bilgilerin aktarımı söz konusu. Yani bugün somutlayacak olursak, burada bu salondaki dinleyiciler
de aslında buradaki konuşmadan aldıkları pay neticesinde bir duygulanıma maruz kalıyorlar ve bir fikir üretiyorlar şu ya da bu şekilde. Yani karşılaşmalar aslında dinamik bir mekansallık üzerine kendini açıyor. Şimdi burada film şu açıdan önemli. Ben burada şunu savlayacağım, iddia edeceğim. Okursuz dinamik süreci bilgi türleri arasındaki dolayımsallığı eğer ki sağlıyorsa, bu filmde de bu yol hikayesinin aslında kurgulandığını görüyoruz. Yol hikayesinin işaret ettiği mekansallık bu iki ana karakteri ne şekilde değiştiriyor ve dönüştürüyor. Aslında temel soru bu olacak bu filmi çözümlemeye çalışırken. Yani okursuz ve Spinoza epistemolojisi üzerinden hareketle bir şey kurmaya, bağlantı kurmaya çalışacağım ve çözümleme faaliyetini bu şekilde icra edeceğim. Şimdi burada filmde esasen anonim bir karakter olarak ilk başta bu öğretmen karakteri karşımıza çıkıyor. Yani Daru. Muhammed karakteri esasen bir kan davası olarak adlandırılabilecek bir süreçten kaçıyor ve idamı gerekiyor. Muhammed'in bağlı olduğu yasa teolojik politik incelemede karşımıza çıkan aslında imgelem kaynaklı bir yasa. Yani Spinoza burada bir antropolojik çözümleme getirmeye çalışır çok kabaca teolojik politik incelemede. Ve bu antropoontik ve antropolojik çözümlemesinde biz bu tarz yasayı daha çok işte başlangıç toplumlarında ve buna benzer toplumsal yapılanmalarda görürüz. Şimdi bu yasayla bağlı bir karakter var karşımızda ki bu karakter Muhammed. Diğeri de anonim ve kendi etosunu, kendi etiğini arayan, kendi karakterini somutlamaya çalışan bir karakter Daru. Bu ikisinin karşılaşması üzerine film aslında başlıyor. Ve bu karşılaşma esasen ilkin çok da olumlu bir izlenim bırakmıyor her iki tarafta da. Neticede bir görev var. Daru bu görevi çok da severek yerine getirmeyecek. Muhammed de zaten ölümden korkan bir karakter olarak en başta karşımıza çıkıyor. Ama filmin ilerleyen anlarında bu karşılaşmaların dinamikliğini o yolun işaret ettiği mekansallık üzerinden görmeye başlıyoruz. Özellikle bu kan davasından kaçan karakterimiz Muhammed'in filmin bir anında ölüm sahnesine şahit olması ve aslında cesaret sahibi bir insan olduğunu ispat etmeye çalışması artık Muhammed'in ilk defa kendisini açmaya başladığı bir süreç. Ve burada da Daru ilk defa Muhammed'i tüm çıplaklığıyla görmeye başlıyor. Bu aslında Spinozacı anlamda önemli. Çünkü sahici bir temasın başlangıcından bahsediyoruz aslında. Yani karşılaşan iki kişi ancak birbirini gördüğü zaman, görerek eylemeye başladığı zaman bir iletişimsellik tesis edilir ve bununla birlikte dönüşüm başlar. Dolayısıyla buradaki önemli kırılmanın ilkin bu itirafla birlikte başladığını ifade etmemiz yerinde olacaktır diye düşünüyorum. İlerleyen sahnelerde bu şu açıdan önemli. Karşılıklı olarak itirafların gelmesi ve hikayelerin anlatıla gelmeye başlaması aynı zamanda her iki karakter açısından da bir dönüşümü tetikliyor ve sağlamaya başlıyor. Şimdi burada öğretmen karakterini Daru'yu şu şekilde kendi etosunu aramaya çalışan bir kişi olarak aslında tarif etmiştik, betimlemiştik. Bu şu açıdan önemli. Bu karakter ısrarla bir kere ortasında olduğu savaşa dahil olmak istemeyen bir karakter ve kendisini eğitim faaliyeti üzerinden var etmeye çalışan bir karakter. Kendini bu şekilde dışa vuruyor, eğitim faaliyeti üzerinden dışa vuruyor. Yani aslında bir etosun peşinde, kendini tekilliğini
arayan, aradığı tekilliğini yakalamaya çalışan bir aslında uğraşı var diyebiliriz. Öğretmen karakter Daru'nun. Ve bu yol hikayesinde şunu göreceğiz. Yani Daru aslında çok böyle bir toplumsal yasallıkla çok bağlı bir karakter değil. Ama diğer karakterimiz Muhammed aksine zaten bağlı bulunduğu yasadan kaçmaya çalışıyor ve o yasanın esiri olmuş bir karakter. Dolayısıyla buradaki dönüşüm filmin ilerleyen sahnelerinde savaşa tanık oluyorlar. Ve Cezayir Halk Kurtuluş Cephesi'ni işte işaret eden bir yapılanma var orada. Adı tam olarak o şekilde konmasa da. Ve bunlar aynı zamanda da eski arkadaşı öğretmen karakterin. Ve tüm bu savaş halindeki tanıklıkları da onların birbirlerini daha fazla görmelerine ve birbirleri arasında dostluk ve sevgi tesis ederek dinamik bir şekilde dönüşmelerine sebebiyet veriyor. Bana kalırsa bu filmde karşılaşmanın bir üçüncü boyutunda somut haliyle tabiat oluşturuyor. Burada çölün baskın olarak kurgulanması, aynı zamanda çöldeki faunaya şahit oluyor olmamız da aynı zamanda bu karakterlerin üçüncü bir karşılaşma zemini olarak kurgulanabilir diye düşünüyorum. Nihayetindeki iddiam ise şu olacak. Filmin sonunda Muhammed aslında kendine yeni bir yol çizecek ve bu karşılaşmalar neticesinde Muhammed kendi etosunun, kendi karakterinin ve bağlı bulunduğu yasanın dışına çıkmak suretiyle kendi karakterinin peşinde koşacak. Daru da aynı zamanda bu karşılaşma üzerinden kendisini dönüştürecek bir tesire, olumlu bir tesire maruz kalacak. Çünkü Daru da kendi hikayesini belki bu kadar kesin ve kat'i bir şekilde filmin sonuna doğru açıyor diyebiliriz. Onur hocamızın vurguladığı gibi. Yani aslında onun da kendi ötekiliği var ve kendi ötekiliğini artık ifade ede gelişi onun da yeni bir etik imkana doğru yol almasını sağlayacak denebilir. Teşekkür ediyoruz herkese. Bu şekildeydi. Çok sağ olun hocam. Sırada Kemalettin Özden hocamız var. Buyurun hocam. Evet, Sayın Başkan, değerli katılımcılar, ben de Galaksinin Koruyucuları filminde Nietzsche'nin Übermensch, üst insan kavramını söyde, yani sözde sahte, yalancı bir üst insan karakteri olan High Evolutionary, HE olarak adlandıracağım. Bunu ortaya koymaya çalışacağım ama öncesinde Nietzsche'nin kavramlarıyla biraz sizi zorlayacağım gibi görünüyor. Galaksinin Koruyucuları sadakati, dostluğu, yardımlaşmayı, dayanışmayı ön plana çıkaran bir film olarak görünüyor. Bir aile yapısının önemine özellikle vurgu yapan bir film. Burada Raccoon Racket karakterinin geçmiş hayatı, yani bu şu anda bulunduğu konuma nasıl geldiğini flashbacklerle bir yaşamı tehdit altındayken aktaran bir film. Ve tüm grubun bir aile olarak hayatını sürdürdüğünü gösteriyor. Ve Raccoon Racket'in kendi soyu ile karşılaşıp onlardan biri olduğuna karar verdiği yüzleşme anlarından biri. Nietzsche'nin, şimdi bu pseudo Übermensch dediğimiz kavramdan önce Nietzsche'nin bazı temel kavramları var. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Nietzsche Batı felsefesini eleştiriyor. Çünkü Batı felsefesinin metafiziğin altında kaldığını ve bu dünyayı olumsuz hale getirdiğini düşünüyor. Ve insanlığın daha ileri gidebilmesi için, bu dünyayı olumlamak için Batı felsefesinden
kopmanın gerektiğini iddia ediyor. Felsefe dünyayı ve yaşamı açıklama hedefiyle çıktığı yolda insanın dünya kavrayışını karartmış ve çarpıtmıştır Nietzsche'ye göre. Dünya ile sağlıklı bir ilişki kurulamaz duruma gelmiştir. Madem Tanrı öldü ise dünyanın bir anlamı kalmamış ve nihilizm hakim olmuştur. Yeniden insanın bir übermenş üst insan vasıtasıyla dünyaya bir anlam katıp olumlu bir yaşamı öne çıkarmasını bekler. Kişi varoluşunu haklı çıkaracak anlamı kendisi yaratmak zorundadır ve bu anlamları da kendisi ve diğer insanların tabi kılmak durumundadır. Nietzsche'ye göre felsefenin de esas işlemi budur. Burada bahsedeceğim pseudo-übermensch olarak adlandırdığım high evolutionary karakteri HE bu role talip oluyor aslında bir übermensch olarak. Daha önceki serinin diğer bölümlerinde Thanos gibi karakter de daha güçlü bir şekilde bunu denemişti. Güç istemi, yeni değer ve anlamlar kazanma çabasıyla übermensch'i beklemeye, tabii bu übermensch'in yanlış anlamaları da, üst insanın farklı anlamlara sürüklenmesi de, özellikle nazizmde veya ırkçılıkta ortaya çıktığı şekilde meydana gelebilir ve sömürünün bir aracı haline de dönüşebilir. Ama Nietzsche'ye göre de dünyada şu ana kadar üst insan, übermensch gelmemiştir ve bu gelmeme durumu aslında onların bir kopyasına sürekli maruz kalmamızı da işaret eder. Sözde sahte üst insan, übermensch'in bitmeyen sürümleriyle bu şekilde yüzleşmeye devam ederiz. Bu benim pseudo übermensch olarak gördüğüm sahte sözde üst insan HE karakteri şöyle bir diyalogda niye bu işe soyunduğunu ortaya koymaya çalışır. Rakun'u yaratan kişidir aynı zamanda ama onun çok üstün özelliklere sahip olması sonrasında bir kıskançlık, haset ve hınç içerisinde yani insanca duygular içerisinde onu elde etmeye çalışır ve Tanrı'nın olmadığını bu yüzden devreye girdiğini söyler. Yani Nietzsche'nin de Tanrı öldü artık. Bunu öldüren de insanlar sözüyle örtüşen ve bu boşluğu doldurmaya çalışan bir kişi olarak karşımıza çıkar. Buraları hızlıca geçiyorum. İkinci kavramda köle ve efendi ahlakı çok önemli bir yerde bulunur. Nietzsche'de ahlak verilmiş bir şey olarak değil de bir semptom ya da maskeleme aracı olarak kullanılır. Dünyada ahlakın oluşturulma nedeni bu. Nietzsche'ye göre iyi, doğruluk, hakikat gibi özünde ahlaki kavramların ekseninde ortaya konmuş ve belirlenmiştir. Egemen olan ahlak ise köle ahlakıdır, sürünün ahlakıdır. Bu ahlak köle ruhlu kişinin efendi ve asil olan insan tipine karşı kazandığı tarihsel zaferin sonucu meydana gelir. Galaksinin koruyucularında da bu HE karakteri bir üst insana yakın durur. İsminden de High Evolutionary zaten üst bir görevde isim olarak da çağrıştıran bir karakterdir. Sürü ahlakı, köle ahlakının savunucusu galaksinin koruyucuları gibi görünmekte. Efendi ahlakı da yine HE karakteri tarafından temsil edilmektedir. Efendi ahlakına sahip olan kişi iyi kavramını kendinden hareketle ortaya koyar. Ama köle ahlakındaki kişiler yani sürü ahlakı ise kendinden değil de ikincil olarak yani efendinin üzerinden bunu anlamlandırma çabasına girer. Ve bu iki ahlak tarih boyunca çatışmış. Neticede köle ahlakı efendi ahlakını çeşitli tuzaklarla alt etmiş ve bugünün uygarlığını tesis edebilecek konuma gelmiştir diyebiliriz. Sürü efendiyi insafı ahlaka çağırır bu çatışma neticesinde. Yanaşmazsa bu devam eder. Nietzsche öte dünyacı ahlaktan kurtulmak gerektiğini ve ancak ondan sonra bu ahlak olan felsefi kavrayıştan vazgeçileceğini vurgulamaktadır. Buradaki E karakteri de
Bu gayreti bu yöndedir. İnsanı ve onun kavrayış modelini değiştirdiğinde tanrısız kalan yaşam bir değer ve anlam kazanacaktır. Bunu oluşturacak kişi de üst insan dediğimiz Übermensch karakteri. Tabii serinin diğer filmlerinde, bir öncekinde de, ikinci bölümde de Quill'in babası Ego yine benzer bir atılım içerisine girmiştir. Thanos'tan da bahsetmiştik. Bunlar hepsi Söde Übermensch olarak kalırlar. Burayı da geçelim. Efendi için kötü, başarısızlık, yenilgi ve güç kaybı demektir. Köle kendi değerlerini yaratmaz. Bunun yerine kendisine dayatılan değerler bütünüyle yaşamı sorgular. Köle ahlakıyla ikisi arasındaki fark. Günah ve kötülük değerlerinin işlevi zayıfların gücünü arttırmak olmuştur. Yani sürünün yaşamını sürdürebilmesi için bir araya gelip kendi etiklerini efendiye, yani güçlü olana kabul ettirmek durumundadırlar. Yaşamlarını istedikleri gibi sürdürebilmek, emniyette bir ve kaygısız şekilde sürdürebilmek amacıyla. Yani güçlüler orta çağda da güçlüydü ama bu güç ve kötüye kullanımı kötü olarak adlandırıldığı için güçlüler bunu sürünün manipülasyonu sonrasında kullanamaz duruma gelmişlerdir. Nietzsche bunu kartal olmamaya çalışan bir kartal gibi diye açıklar. Yani güçlü gücünü kullanamayacaktır. Niye? Köle ahlakına uyduğu için. Tarihsel olarak bakıldığında da insanca, pek insancı olanı aşmaya çalışacak üst insanlar pek insanca tarafından etkisiz hale. Yani insani davranış modelleri her zaman yani köle ahlakı sürünün etkisini ortaya koyacak ve otoritesini efendiye kabul ettireceklerdir. Diğer bir kavram güç istencidir. Güç istenci de tabii ki yanlış anlaşılmalara neden olmuştur. Özellikle ırkçılık açısından Hitler'de Mussolini gibi karakteri de bu şekilde değerlendirilebilir. Güç istenci değerlerin yeniden yaratılmasını sağlayacak ve yeryüzüne anlam katacak kişi, üst insanın arkasındaki dinamiktir. Onu ortaya koyacak itici güç aslında. Tabii hem köle ahlakına sahip kişilerde güç istenci vardır. Hem de efendi de güç istenci söz konusu. Söyde Übermensch'i oluşturan da bu yanlış anlaşılmadır aslında. Güç istencinin ne şekilde ortaya çıktığıyla. Üstünlük çabası tabii ki komşularını fetheden veya alt edenlerde değil, kendilerini aşanlarda zirveye ulaşır. Aslında güç istenci kendini aşmanın bir yöntemidir. Esas başarı buradan kaynaklanır. İktidar hırsı değildir. Askeri bir başarı için de istenmez. Herhangi bir tatmin arayışı da değildir. Burada da rakun karakteriyle Söde Übermensch, sahte sözde üst insan HE karakterinin karşılaştığı an, burada High Evolutionary, bensiz bir değerin olduğunu mu sanıyorsun diyor, benden kaçabileceğini mi sandın? Benim için sen sadece bir basamaksın, midemi bulandırıyorsun diyor, fazlası olduğunu düşünmeye nasıl, yani burada pek insanca davranışlar içerisine giriyor, insani davranışlar, yani kıskançlık, hınç, öfke gibi üst insana aslında yakışmayacak insanca davranışlara girerek HE karakterinin bir üst insan olmadığını, sahte bir üst insan pozisyona geldiğini ve sonunda Rocket Raccoon tarafından da vurularak bu yönünün ortaya konduğunu görüyoruz. Üst insan karakteri ise yani biraz önce söylediğim gibi hınç, öfke, kıskançlık ve aşağılık kompleksiyle rakete saldıran heyenin tanrı olmadığını ve üst insanda olmadığını görüyoruz. Evet, üst insan, insan hayvan ve insan arasında gerilen bir halattır diyor Nietzsche. Uçurumun üzerinde bir halat. Size üst insanı öğretiyorum. İnsan aşılması gereken bir şeydir. Aşmak için ne yaptınız diyor. Üst insan efendi ahlakını, yani dini ve ahlak kısıtlamaları olmadan amansızca kendini yetkinleştirme arayışına geri dönüşü. Rakun'un zekasının peşine düşüyor aslında onu kıskanarak.
ve bundan faydalanmaya çalışarak insanca, pek insanca bir konumda kalarak Pseudo-Übermensch mezarlığındaki yerini almış oluyor. Üst insanın özelliği yaratandır, kendini aşan, içinde yıkıcı etkilere ve aynı zamanda yaratıcılığına ket vurarak onu güvenli ve konforlu yaşama sevk edecek pek insanca tutku ve korkulara egemen olandır. Galaksinin koruyucuları köle ahlakı çevresinde organize olmuş bir sürü ve güvenli yaşam ile geleneği ve insani erdemlerin savunucusu konumundalar. Nietzsche'ye göre üst insan yeryüzünün anlamıdır. Yani yeniden bu Tanrı'nın ölmesi sonrası oluşan boşluğu aslında doldurup bu dünyaya anlam katacak beklenen kişidir ama hiçbir zaman gelmemiştir. Evet, üst insan soylu ahlakın insanıdır. Soylu ahlak, emir veren ahlak, emir verişiniz bile bir boyun eğilmiş, eğiş olsun der Zerdüşt. Köle ahlak ise bir baş kaldırma etrafında şekillenir, hınç duygusuna dayanır ve hınç ahlakın içinde armağan veren üst insana karşı vermeyi değil, almayı isteyen bir ahlaktır der ve üst insana ait olduğunda. Bunu filmde açıkça görüyoruz. Yaratma eylemine giren heyenin sonunda kıskançlık, hınç, intikam gibi pek insanca duygularıyla ortaya çıkışı, bu çabaların üst insana ulaşmayan Pseudo-Übermensch'lerden ibaret kalacağını da gösteriyor. Bunu da geçeyim. Tabii Nietzsche'nin çok beğendiği gerçek yaşam figürleri de var. Bunlardan birisi de Napolyon. Napolyon başlangıçta herhangi bir lokal ülke veya ırkçılıkla yola çıkmamıştır. Avrupa Birliği idealiyle ortaya çıkmış ama daha sonra Fransa'ya lokalize, ırkçı ve pek insanca davranışları kullanmak zorunda kalmıştır. Napolyon'un Nietzsche'deki yeri tabii farklıdır. Nietzsche şöyle der, bugüne kadar hiç üst insan gelmedi. İnsanın en büyüğünü de en küçüğünü de çıplak gördüm. Hala birbirlerine çok benziyorlar. Doğrusu en büyüklerini dahi pek insanca buldum. Yani buradan bakıldığında da zaten Nietzsche'nin de yani tarih boyunca görmediği, gelmediği bir şeyin de üst insanın, Übermensch'in bundan sonra da gelip gelmeyeceğini tartışmalı kılmakta ve bu üst insan olma çabasının tamamını da neredeyse bir Pseudo-Übermensch'e dönüştürdüğünü söyleyebiliriz. He'nin Tanrı olmadığı için kendisinin onun boşluğunu doldurmak için var olduğunu söylemesi, kendisini güç istenci ve üst insanı ortaya koyduğunu gösteriyor. Evet, Nietzsche burada insan aşılması gereken bir şeydir, alt edilmesi gereken bir şeydir diyor. Yani insan, tabi Darwin'den etkilenmiştir ama Darwin'in fiziki, biyolojik bir dönüşümle üst insan meydana geleceği şeklinde bir görüşe sahip değil. Hani tekamül etmesi farklı, zihinsel, kültürel, felsefi bir tekamülden bahsediyor. Hayvan ile üst insan arasında gerilmiş bir iptir, uçurumda bir köprü gibi insanı aşarak Übermensch'e dönüşebileceğini söylüyor. Pseudo-Übermensch, gelecek olursak, Nietzsche özellikle Hristiyanlığı tabii ki olumsuzlaştırdı ama genelde köle ahlakını değersiz kıldı, dünya yaşamını nihilizmine saldırıyor. Sürü ahlakıyla yoksullaşan bireyi güç sisteminin yönlendirmesi sonucunda iradesini kullanarak yaşamın yeniden olumlaştırılması insan için değerli hale getiren ve bunu gerekirse bir üst insanın yerine getireceği bir ütopya olarak çiziyor. Pseudo sözcüğünü sahte sözlü olarak alıyoruz. Üst insan hayatın anlamı, hayata anlam katan, değer katan ama buradaki H karakteri Tanrı'nın olmadığı için boşluğu doldurmaya çalışan, üst insan pozisyonuna ulaşmaya çalışan ama insanca, pek insanca kalan sonuçta bir kişi olarak ortaya çıkıyor. Evreni, yaşamı yeniden tasarımlamaya, şekillendirmeye çalışıyor ama yoktan var edemeyen, Prometean bir tanrıdan öteye de geçemiyor tabii ki. Yeni türler oluşturma eylemi onları aşamayarak bozuluyor ve rakun karşısındaki tavrı, pek insanca tavrıyla Pseudo-Übermensch olarak kalıyor. Nietzsche'nin yazılarından ortaya çıkan şu ki yani Napolyon, Mussolini, H.E.'yi de buna katalım, Sezar, Hitler, bunlar anarşizm, sosyalizm, demokrasi, devrimler hepsi aslında Pseudo-Übermensch'leri
oluşturacak bir kaynak gibi görülüyor. Evet, pekinsanca direniş, bu übermensch üst insan olmaya karşı yola çıkanların karşısında insanca pekinsanca bir direniş, sürü, köle ahlakı dikiliyor ve bunun mücadelesinde de eninde sonunda köle ahlakı efendiye kendi otoritesini kabul ettiriyor. Tarihsel olarak gördüğümüz bu şekilde. Üst insanın zaten hiç gelmediğini, görülmediğini söyleyen Nietzsche'nin kendisi ve bu da yine pseudo-übermenşlerin varlığında bir delili olarak görülebilir. Hocam, süreniz azaldı, toparlayabilirsek. Tamam, teşekkürler. Tabii diğer canlılar üzerinde de deney yapıyor H.E. ve bunları sanki Nuh'un gemisiymiş gibi Nowhere'de yaşıyorlar, oraya taşıyorlar. Süper kahraman figürü var, Warlock karakteri. Groot tarafından kurtarılmasını anlayamıyor. Aslında bu Nietzsche'nin deve, aslan ve çocuk alegorisinde çocuğa uyan bir kavram olarak da düşünülebilir. Michelangelo'nun Adem'in yaratılışı eserine de mizahi bir gönderme yapılıyor. Yani onları yok etmeye gelen kişi Groot tarafından kullanıyor. Bu zaten pek insanca bir davranış. Pseudo-Übermensch veya köle ahlakının köle ahlakını galaksinin koruyucularında olduğunu söylememiz onların şu özellikleriyle ilişkili. Yardımlaşma, dayanışma, iyilik, samimiyet, adalet, alçakgönüllülük, aile bağları, sevgi, aşk, merhamet gibi birçok kavramları taşıyorlar. Napolyon ve Goethe'den bahsetmiyorum tabii ki. Buraları geçeceğim mecburen. Adam Warlock'tan bahsettik. Hocam zaten süre bayağı aşıldı. Açtık mı? Evet. O zaman bitiriyorum, evet. Şununla bitireyim. Aile bağlarını ön plana çıkarıyor. Sonuçta Nietzsche'nin şu şeyiyle bitireyim. Halkın kurtarıcı dediklerinden bu alıp götüren şiddetli rüzgarlardan daha büyükleri de daha yüksekte doğanlara da vardı elbette ve özgürlüğün yolunu bulmak istiyorsanız kardeşlerim tüm kurtarıcılardan daha büyük olanlardan da kurtulmanız gerekir. Şimdiye kadar henüz bir üst insan yoktu. Çıplak gördüm ikisini de. En büyük ve en küçük insanı hala çok benziyorlar birbirlerine. Sahiden bence en büyükleri bile pek insanca. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Sırada Cansu Kemiksiz var. Buyurun hocam. Benim konum Nietzsche'nin Ressentiment kavramı bağlamında Burhan Altıntop karakterini anlamak. Ben biraz sekansları uzun, fazla tuttum. Biraz gülelim istiyorum birlikte. Önce Avrupa Yakası dizisinden bahsedeyim. Aslında belki birçoğunuz biliyorsunuzdur. Dizide Nişantaşı'nda yaşayan Sütçüoğlu ailesi ve Avrupa Yakası dergisi çalışanlarının ve onların yakınlarının öyküsü anlatılır. Senaryosunu Gülse Birsel yazmıştır. İlk sezon yönetmeni Hakan Algül, sonraki sezonlarda Jale Atabey. 2004-2009 yılları arasında sürmüştür dizi. Burhan Altıntop, Taşya'da büyümüş, üniversiteden mezun olup İstanbul'da çok popüler bir dergide ve Nişantaşı'nda kendine konum edinmiştir. Hayattaki en büyük başarısı ona göre idare müdürü olmak ve Nişantaşı'nda oturmaktır. Bu yüzden Anadolu Üniversitesi lisans diploması evinde sürekli oturduğu koltuğun arkasında asılıdır. Şöyle göstermeye çalıştım. Diziyi izlemiş olsun olmasın çoğu kişinin Burhan Altıntop karakterini bilmesi ve ona gülmesi onun cazip bir karakter olduğunu gösterir. Onun bize cazip gelmesi biraz da kökensel varlık oluşuyla ilgilidir. Hissettiğini anında söyleyen, dışlanmayı göze alarak duygularını filtrelemeden ifade eden biri bizim yapamadığımız bir şeyi yapıyordur. Onun bu denli içgüdüleriyle hareket edişinin kökeninde kıskançlık, resentiman gibi etkenler vardır. Onun güçsüzlüğü, yetersizliği ve buna bağlı olarak devamlı duyduğu acı onu resentimanın kucağına itmektedir. Resentiman sözcüğü başka dile çevrilmesi zor olan Fransızca kelimelerden biridir ve dilimizdeki karşılığı için hınç kelimesi kullanılmaktadır. Resentiman kelimesini Ahlakın Soykütüğü kitabında teknik bir terime dönüştüren Nietzsche bu sözcüğü Fransızca bırakmıştır. Bu kavram Nietzsche'nin köle-efendi ilişkisini incelemesi içerisinde değer kazanır. Buna göre kölenin efendiye olan duygusu hınçtır.
Köle efendiye yenilmekten korktuğu için eylemekten de çekinir. Eyleyemediği için de hınç duygusuna sahip olur. Köle ahlakının temelinde hınç duygusu vardır ve bu durumda kölenin öç alma duygusundan kaynaklanır ve bu duygu aynı zamanda kölenin acı çekmesine sebep olur. Kölenin içselleştirdiği, içten içe istediği hedef efendi olmaktır. Deleuze'e göre hınçlı insanın en temel özelliği belleğin bilinci işgal etmesidir. Bu işgal neticesinde hınçlı kişi öfkesini nesnesinden çıkarır. Burhan Altıntop'un dayak yiyip bayıldığı bir sahnede yaşadığı flashback'ten ilkokul yıllarına gideriz. Henüz ilkokulda bile hırslı, kimseye kopya vermeyen, sadece kendi başarılı olmak isteyen bir çocuk olduğunu anlarız. Onun hedefi daha o yıllardan sınıf atlamak, yaşadığı taşradan kurtulmaktır. O Tokat'ın Erbaa ilçesinde şanslı doğmadığının farkındadır. Daha çocukluğundan itibaren İstanbul'da Nişantaşı gibi bir semtte onun tabiriyle beyaz Türk olarak doğmuş olmayı istemiş. Öyle olamadığı için yetiştiği çevreden, hatta ailesinden bile utanmıştır. Aslında istediği efendi konumunda olmaktır. Burada birinci videoyu izleyebiliriz. Buradan anlaşıldığı gibi Burhan Altıntop aslında olmak istediği kişi değildir ve bunun sıkıntısını yaşar. Bir süre sonra Burhan Altıntop kendini İstanbul olduğuna inandırır ve çevresine hep bunu söyler. Nişantaşı için mahallem, köklerimden kopamam ifadelerini sık sık kullanır. Dizinin jeneriğinde ben de Nişantaşı çocuğuyum, ben de üniversite mezunuyum, beni de alsanıza aranıza ifadelerindeki beni de vurgusu aslında amacının diğerleri gibi olmak olduğunu gösterir. Nietzsche'ye göre sürü insanı konumunda olan kişiler resentiman duygusuna sahip olur. Nietzsche iyinin ve kötünün ötesinde metnindeki şu diyalog ile bize kişilerin kendisinden daha üst seviyede gördüğü kişilerden hoşlanmadığını ifade eder. Hoşlanmıyorum ondan. Niçin? Eşit değilim ona. Burak Say'ın resentiman kavramı açısından Nietzsche ahlakı üzerine bir araştırma isimli çalışmasında resentiman kavramının intikam, haset, kin gibi kaynakları olduğunu söyler. İntikam ile resentiman duygusu oldukça ilintilidir. Zira kişi kendinden yukarıda gördüğü kişiye, bu efendi patron olabilir, karşı onun gibi olmak isteyip de olamadığı için hissettiği duygu sonucunda o kişiden intikam almak isteyebilir. Hınç insanı günün birinde güç elde etse de bu onu hınç duymaktan alıkoymaz. Çünkü onun hıncı artık yeniden üretilen bir fenomen haline gelmiştir. Hınç insanı bir iktidar makamı elde ettiğinde de bir zamanlar kendisinin olduğu kölelerden hınç almak istemeye devam eder. Çünkü onun garezi intikama dayalıdır. Burhan Altıntop'un o zamana kadar yapay bir saygı gösterdiği patronu Kubilay fakirleştiğinde içindeki intikam duygusu ilk fırsatta ortaya çıkar. Babası emekli diplomat olan Avrupa'da eğitim görmüş, derginin genel müdürü Cem onun olmak isteyip olamadığı kişidir. Bu yüzden en çok ona hınç duyar. Kendisi idare müdürü ve yalancı İstanbullu iken Cem onun hayalindeki hayatı yaşar. Kendisi tırnaklarıyla kazıdığını söyleyerek geldiği konumunda zorla tutunurken Cem'in sahip oldukları onu Cem'e karşı hınçlandırır. Eline geçen ilk fırsatta resentiman duygusu etkisini intikam alma şeklinde gösterir. Nietzsche'ye göre resentiman üç şeyi üretir. İncinmişliği bastıran bir duygu, incinmeden sorumlu bir suçlu ve incinmişliğin yerine konacak intikam alanı. Burhan Altıntop da genelde öfke patlamaları yaşayan, çabuk sinirlenen bir tiptir. Haset ise resentiman kavramını doğrudan karşılamayan ama ona kaynaklık eden bir duygudur. Kölenin efendiye olan haset duygusunda aslında kendi potansiyelin yetersizliğinin içten içe farkında olmak vardır. Schiller'e göre varoluşsal haset kendini şöyle ifade eder. Her şeyi bağışlayabilirim ama seni sen yapan şeyi, sende olanın bende olmamasını, aslında sen olmamamı asla. Şesu ve Tanrıverdi karakterleri Burhan Altıntop için kolayca ezebileceği, kendinden aşağıda gördüğü kişilerdir. Onlara çaycı parçası, köylü gibi küçültücü lakaplar takar ve öfke nesnesi olarak onları konumlandırır. Ancak köle konumunda olsalar da onlara karşı da hınç duyar. Çünkü Burhan Altıntop aslında onlara karşı da ikincil konumdadır. Onlar Burhan Altıntop'tan daha aşağı tabakada oldukları halde efendiler tarafından ötekileştirilmezler. Fakat Burhan bir türlü aralarına giremediği için onlara haset duyar. Hınç duygusu taşıyan köle ahlakı,
kılınçıyla dolu olmayan ötekini kötü olarak tanımlar. Onu kötüleyerek şeytani kılmaya bir intikam metodu olarak görebileceğimiz dedikodu, Burhan Altıntop'un gündelik yaşamında oldukça önemli ve geniş bir yer tutar. Dedikodu yaparak diğerlerine zarar vermekte saldırganlık tutumu sayılır. Bu yolla en çok kıskandığı Cem'den bir nevi intikam alır. Acizlik ve reddedilmişlik de hınç duygusunu ortaya çıkarır. İstenen şeyden mahrumiyet, kişide o istenen şeyin değerini düşürmeye yönelik çaba başlatır. Bu bir nevi ekşi üzümler etkisidir. Ofisteki kadınlarla birlikte olmak istemesi olamadığı için olamadığında onlara kötü davranır. Hem o grupta olma isteği vardır, hem giremedikçe ve aralarındaki fark ona hatırlatıldıkça daha da hınçlanır. Playboy gibi olmak ister ama olamadıkça flört etmeye çalıştığı kadınlarla, az önce de gördük, saç saça baş başa gelir. Onlarla da istediği ilişkiyi kuramadığı için kadınlara karşı da hınç duygusu vardır. İçten içe kadınları ulaşılmaz ve kendinden yukarıda, yani efendi konumunda görür ve onları bu yüzden aşağılar. Bunu izledik az önce. Burhan Altıntop'un hayata karşı da resentiman duygusu beslediği açıktır. Çünkü hayat onun karşısında hep yenilmesi gereken bir rakip olarak dikilmiştir. Bu sebeple hayatı alt edebilmek onda şiddetli bir statü arzusu yaratır. Olmak isteyip ait olamadığı aristokrasi de ondaki hınç duygusunu besler. Her zaman haset duyduğu Cem'i alt etmenin bir yolu onun için bazen kendisini Cem gibi göstermektir. Cem Aslı ve Makbule ile yemeğe gittiklerinde Cem'e "Sen daha iyi bilirsin, nişantaşı çok bozulmadı mı?" diye sorar. Buradaki "sen daha iyi bilirsin" tuzak bir ifadedir. Çünkü konuşmanın öncesinde kendisi de eski bir nişantaşılı olarak çevreye uyum sağlayamayanlardan şikayet etmiştir. O masada Cem ile otururken ona içten içe beslediği kıskançlığı "aslında seninle eşitiz" mesajıyla örtmeye çabalar. Ancak son sezonun son bölümlerinden birinde sadece Tanrıverdi'den üstte olduğunu, diğerlerinden aşağıda olduğunu itiraf eder. Bunu açık açık dile getirir. Bu onun resentimonunu anlamamız için önemli bir sahnedir. O az önceki açabiliriz. Evet, en sondaki. Teşekkürler. Teşekkür ederiz bu eğlenceli sunum için Cansu Hocam. Evet, soru ve görüşleriniz varsa alabiliriz. Var mı? Hocam, buyurun. Sunumlarınız için teşekkürler. Gayet başarılı sunumlardı. Onur Hocam, size yetişemedim, kusura bakmayın. Sizinkini kasetten izleyeceğim, videodan. Fatih Hocam, sizin sunumunuzda gerçekten Spinoza'da, yani Spinozist kavramları açımlamada önemli oldu. Film örneğinde bunu izah ettiniz. Şimdi ben belki de hani genel bir şey söylemek istiyorum. Daha sonra da bir soru olabilir bu. Şimdi bu film çözümlemelerinde bizim muhtemelen belki diğer çalışmalarda da gördüğümüz şöyle bir sorun var. İşte Nietzsche ya da Spinoza bir şeyler söylüyor. Kendine ait fikirleri var, kuramsal çerçeveleri var, felsefi görüşleri var. Sonra bir film izliyoruz. Sanki filmi onun içerisinde gömmek istiyoruz. Yani sanki film yönetmeni Nietzsche'yi ya da Spinoza'yı ayrıntılı bir şekilde okudu ve ürettiği imajları onun çerçevesinde üretiyor. İmajları o çerçevede kompoze ediyor. Bu yöntem, yani bu sıkıntıdan kurtulmak için bence genellikle son zamanlarda film filozoflarının bazılarının söylediği ve benim de katıldığım bir şey var. Ya mesele şu, bir yönetmen filozofu okumak zorunda değil. Filozof da filmi seyretmek zorunda değil. Ama şöyle bir şey, paralellikler vardır. Yani ne demek bu? Spinoza bir şey söylemiştir ve bu kendi gözlemleri, deneyimleri ve okumalarıyla söylenmiştir. Film yönetmeni de kendine dair bir hayat görüşü vardır ve bu hayat görüşünü oluşturabilmek için romanlar okur, etrafına bakar. Yani sonuçta bir dokunmalar var, karşılaşmalar var. Nasıl Spinoza karşılaşmalar üzerine konuşuyorsa ya da Nietzsche bunlar üzerine konuşuyorsa. Dolayısıyla şöyle belki söylemek gerekiyor. Çalışmalarda belki bunu vurgulamak gerekiyor. Bunlar bunu söylemiştir, bunlar bunu söylemiştir. Yazılı felsefe ile sinematik felsefe, sine filozofi ya da işte siz buna film felsefesi diyebilirsiniz. Ben sine filozofi demeyi tercih ediyorum. Arasında paralellikler vardır ve bu bunun etkisi altında olduğu anlamına gelmez. Bu bence sinemayı
yazılı felsefenin gölgesi olmaktan çıkarır diye düşünmekteyim. Bu sadece genel kendi sinema felsefesine giriş kitabımda da savunduğum bir iddiaydı. Bir de şu var, yani hoş olan şeylerden birisi belki. Kemalettin Bey'in özgeçmişi geldiğinde çok hoşlandım. Yani benim yapmak istediğim şeylerden birisi bu. Arkadaşlar, burada Kemalettin Bey, kendisi söylemiyor ama profesör doktor tıp fakültesinde. Tamam mı? Yani bu çok önemli bir şey. Tıp fakültesinde bir hoca. Yani benim tıp fakültesinde birkaç tane daha hocam vardı. Bu harika bir şey. Demek ki hayatı dert edinen, gördüğünüz gibi sadece işte kendi alanının dışına çıkan, sosyal ve beşeri bilimlere dalan olağanüstü insanlar var. Aslında üst insanlar onlar yani. Bence üst insan adayları en azından potansiyel. Şeylerde Kemalettin Hocam, sadece şunu söyleyeceğim, bir öneri belki düşünmüşsünüzdür. Yani film çözümlemelerinde sadece diyaloglara başvurduğumuzda sinemanın belli başlı unsurları var. O kamera hareketi, kamera açısı, montaj, bunlar devreden çıkarıldığında biraz böyle sanki sadece yazıyla analiz yapılıyormuş gibi oluyor. Belki makaleye dönüştürürken bunun üzerine biraz düşünürsünüz diye düşünüyorum. Cansu Hocam, size de çok uzattım ama şimdi şöyle, yani gerçekten bu muhterem, yani Burhan Altıntop sizin söylediğiniz tarzda bir tipoloji olabilir. Ama işte sinema böyle bir tuhaf bir şey. Şimdi dizi yapıyorsunuz, en sevdiğiniz karakterlerden birisi Burhan Altıntop oluyor. Ya bilmiyorum ya, mesela şurada anket yapsam, Burhan Altıntop'tan keyif almayan var mı? Şimdi normalde biz Rezantimon, yani şey karakterinden, hınç duygusuna sahip karakterden keyif almamamız ve onu kritik etmemiz lazım. Ama öyle bir dizi yapıyor ki, yani öyle bir karakter karşımıza çıkıyor ki biz buna karşı sempati duyuyoruz. Şimdi aslında bu analizimizde bunu da açıklamamız gerekiyor. Gerçekten acaba Burhan Altıntop Nietzsche'nin Rezantimon'u mu, ya da mizah devreye girdiğinde Rezantimon başka bir formata mı dönüşüyor? Bunun üzerine düşünmemiz lazım. Ben bu diziyi izlerken, ki çok önemli bir diziydi, hani yıllardır dizi izlemiyorum, en son izlediğim dizilerden birisi de buydu. Keşke böyle diziler olsa. Yani son derece önemli o. Yani belki bunu sormak gerekiyor. Teşekkür ederim, sağ olun. Teşekkürler. Ben de buna kısa bir ekleme yapmak isterim hocamın söylediğine. Özellikle hınç ilişkisiyle ilgili. Hınç dediğimiz zaman ilk etapta akla belki kötülük problemi gelebilir. Ama Burhan Altıntop'taki karaktere baktığımız zaman kötülükle ilgili çok müthiş bir şey göremiyoruz, veri alamıyoruz. Aslında o kendi potansiyelinin farkında olmayan saf bir kişilik diye belki konumlandırabiliriz. Yani o statüyü elde edebilmek için kötülüğü değil de bir şekilde işte karşıdaki insanları ezme, hıncı o tabirde, o parantez içinde kullanabiliriz diye düşünüyorum. Hocam bir de hani bizim yapamadığım, yani içten içe her insanın içinde olan şeyi o yapıyor ya, belki o yüzden de sempati duyuyoruz. Çok kısa başta değinmeye çalıştım ama evet. Serdar Hocam, çok teşekkür ederiz. Bütün sunuşlarla ilgili yorum yaptınız. Belki böyle sıradan diyalog olur. En başta hani benim sunumu kaçırdığımı söylemiştiniz. Yok estağfurullah, şey belirtecektim. Fatih Hoca ile bizimki ortak çalışmaydı hocam zaten. Ben en başta ufak bir giriş yaptım. Filmin hikayesi ve uyarlama oluşuyla ilgili. Felsefi kısımda Fatih Hoca devam etti. Siz söyleyince ben de öğrendim. Kemalettin Hoca ile aynı oturumda denk gelmemiz çok iyi olmuş. Çünkü en başta belirtmiştim sizin kaçırdığınız kısımda. Biz de Fatih Hoca ile hukuk fakültesi çıkışlıyız aslında. Ben şu anda Mersin Üniversitesi'nde İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünde araştırma görevlisi. Evet. Fatih Hoca da Beykent Üniversitesi'nde hukuk felsefesi kürsüsünde araştırma görevlisi hocam. Sizin söylediğiniz şeyle ilgili belki Fatih Hocam'ın ekleyeceği şeyler vardır ama yorum ve katkılarınız çok değerli. Teşekkürler tekrar. Aslında sizin ifade ettiğiniz şey çok doğru. Yani bu yönetmenler filozofları okumak durumunda değil, ya da tam tersine değindiniz. Genel olarak aslında yapmaya çalıştığımız şey, filmi okurken sadece onların üretmiş olduğu eserlerden ve felsefi bakış açısından yararlanıp yorumlamak. Yani filmi değerlendirirken onların kavram setini ve bakış açısına yaslanarak bir değerlendirme yapabilmek. O paralellikleri açmaya çalıştık biz de naçizane. Çok teşekkür ederim. Fatih Hocam belki bir ekleme yapmak istiyorsa. Hocam, ben de teşekkür ederim değerli eleştiri ve katkılarınız için. Düştü ama bir sorun olacağını sanmıyorum. Ses gelmeye devam ediyor.
Felsefe yüksek lisansımda Yalçın Koç Hoca'nın meşhur öğrencilerinden bir tanesiyle, biriyle teşriki mesaimiz olmuştu. İşte ders vesilesiyle. Hoca Platon derslerine geliyordu ve orada hep şey diye uyarırdı. Yani yazacağınız dönem sonu çalışmaları bir film üzerine olmasın. Sanki hani öyle bir ödev hazırlıyorsunuz ki Platon bu filmi görse çok severdi şeklinde bitiyor gibi. Biraz bu eleştiriniz bana onu hatırlattı açıkçası. Burada netice itibariyle bu bir sunum ve 10-15 dakikayla kısıtlı. Netice itibariyle ve bundan dolayı da bütün bir Spinoza felsefesine açılım getirerek bunu ilişkilendirmek haliyle pek zor. Bu da ne yazık ki belli bir noktada indirgemeci gibi kavranmasına, alımlanmasına sebebiyet verebilir. Ama tabii ki benim burada ve Onur Hocam'ın da yapmaya çalıştığımız şey filmi sanki tamamen Spinozacı bir alt metinden okumaya çalışmak değildi. Belki aktarımsal anlamda bir sorun ortaya çıktı. Burada bizim yapmaya çalıştığımız şey daha da çok Camus zaten bir şekilde varoluşçu edebiyatın ve felsefenin kurucu figürlerinden ve Spinoza da Sartre'la özellikle ilişkilendirilen bir figür. Metinde Camus'dan uyarlama olduğu için bu tarz paralellikleri yakalayabileceğimizi düşündük. Yoksa tabii ki bir filmin teorisiyle doğrudan ilişkilendirmek çok zor olur. Yani Deleuze'ü bir kenara koyacak olursak eğer ve ya da erken 20. yüzyıldaki o Macar teorisyen ismini unuttum. Yani bu zaten felsefe ile sinema arasındaki bu geçişlilik bu kadar belki de esnek değil ve ikisinin de ayrı aktığı bir hat var. Bunu tabii ki kabul ediyoruz. Hocam, yalnız ben... film okunmaz hocam. Film izlenir. Kitap okunur. İşte yani ben bu fotoğraf, felsefeci yani, olduğum için film okuyorum hocam. Bunu niye biliyor musunuz? Yani bu yazılı kültürü o kadar böyle damarlarımıza işlemiş ki. Fotoğrafı okuyoruz, filmi okuyoruz, her şeyi okuyoruz maşallah. Yani bu genel bir kavram. Ben bunun problemli olduğunu düşünüyorum. Filmi izleriz, bunun üzerine sözlü tartışmalar yapabiliriz. Yazılı makaleler yazabiliriz. Yorumsayabiliriz, alımlama yapabiliriz. Ama filmi okumak dediğimizde okumayı filme dayatıyoruz. Ya farkında olmadan dayatıyoruz. Sayın hocam, bu tabii yaklaşım farkı. Ben filmi okuyorum felsefeci olduğum için. Siz sinema teorisyeni olduğunuz için izliyorsunuzdur. Yani i̇şte bu biraz önce farkı. Söylediğim sorunun aynısı. Yani ki okunan şey, okuma, yazılı kültürün kavramını filme dayatıyoruz. Film izlemek niye bu kadar kötü bir şey? Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Sizi eleştirmek için söylemiyorum. Yani film izlemek harika bir şeydir. Keyif verici bir deneyimdir. 1,5 saat keyif verici bir deneyimin içerisine önce kendimizi atarız. Daha sonra o film iyi bir filmse zaten 1,5 saat sonra üzerimize yağmur yağar. Demlenir. Ondan sonra sorular sormaya başlarız. Dolayısıyla film okuma kavramını karşı olduğum için bu 2016 yılında Sine Filozofi dergisini çıkardım. İyi ki de çıkarmışım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam, ben de bir şeyler söyleyebilir miyim hocam? Ses geliyor herhalde. Teşekkür ediyorum. Bizim bu sine filozofi ile ilgili aynı tarihte bir kongremiz oldu. Şu anda HIV-AIDS Kongresi. AIDS Kongresi vardı. Antalya'da ben oradan geliyorum. Orada görevim vardı dün akşam aslında. O yüzden aynı tarihe denk geldiği için katılamadım. Orada da görevim oldu. Gece yarısı geldim. Oradan da buraya ulaştım. Tabii sizin eleştirileriniz, yorumlarınız önemli. Felsefeciler de doğal olarak yani yaşamın içerisinde farklı bakış açıları, farklı yorumları farklıdır ama yönetmenler de veya yazarlar, senaristler de yine hayata kendi açılarından baktığı için belli paralellikler oluşuyor. Yani biz de bunları bu filmde görüyormuşuz izlenimine kapılıyoruz işin doğrusu. Bu tabii ne derece doğru, ne kadar geçerli. Bu bir yorum ve tartışılmaya açık. Teşekkür ediyorum hocam. Teşekkürler hocam. Başka soru, düşünce yoksa var mı? Buyurun.
Çok kısaca bir şey söylemek istiyorum ben de. Serdar Hoca'ya söz ettiği konuda çok ben de katılmıyorum açıkçası. Farklı yaklaşımlar var. Özellikle Christian Metz, dil bilimci E.M. Slev'den yola çıkarak, o da zaten filmin duymuyor mu? Filmin bir sintagmalardan oluşan bir dil, yani bir dil gösterge olarak, göstergelerden oluştuğundan bahseder. Rossellini de bundan bahseder. Sonuçta film bir sinema dili kurgularsınız. Dolayısıyla bu okunabilir bir metinsellik demektir. Teşekkür ederim. Şimdi dil ve imajlar kompozisyonu birbirinden son derece farklıdır. Dil dildir. Sinema sinemadır. Sinemanın kendine ait bir dünyası vardır. İmajları bir araya getirirsiniz, kompoze edersiniz. Dil ise yapılaştırır. Yani kuralları vardır, olağanüstü kuralları vardır ve onun dışına çıkamazsınız, sizi hapseder. Sinema rizomatiktir. İmajlar akışı içerisinde siz kendinize ait bir yolculuk yaparsınız ve görünmeyeni ortaya çıkarırsınız. Yani bu sizin söylediğiniz kritik, klasik eleştiridir. Yani bizler modern sinemadan önce yapılan Metz'in de söylediği şeylerdir. Yani zaten biz onlara karşı olduğumuz için böyle bir açılım yarattık. Tabii ki böyle anlayışlar olacaktır. Yani bu sorun değil. Ama sinematik gösterge bilim dediğimiz şey Charles Sanders Peirce'den etkilenen bir başka gösterge bilimdir. Sinemanın göstergeleri farklıdır. Birincilik, ikincilik, üçüncülük. Deleuze Sinema 1 ve Sinema 2 kitaplarında bunları son derece ayrıntılı açıklar ki bunun için bizim 3 gün boyunca konferans, sempozyum yapmamız lazım. Yani orada biraz dikkatli olmak gerekiyor. Sinemayı bir dil olarak görmek demek, sinemayı dilin içerisine hapsetmek demektir. Dil, dilin ötesinde magmatik olan daha geniş bir alan vardır. O da nedir? O alana birçok şeyi şey yapamazsın. Sadece dokunur size. Affekttir. Biraz önce şeyi izleyen var mıydı? Ian Buchanan'ı. Orada affect and becoming diye bir kavram kullanıyor. Duygulanım ve oluş. Dolayısıyla sinema oluşun şeyidir, göstergeleridir. Ama şeye dile geldiğimizde olmaktır. Olmak ile oluş birbirinden son derece farklı. Bunu mesela sadece bir cümle söyleyeceğim. Bunu Guattari çok iyi söyler. Guattari şunu söyler. Lacan ne diyordu? Bilinçaltı dil gibi yapılanmıştır diyor. Yani bilinçaltını dille eşitliyor. Şey ne diyor? Guattari ne diyor? Bilinçaltı dil gibi yapılanamaz diyor. Bilinçaltı magmatiktir diyor. Magmatiktir. Magmalar akışkandır. Siz onu durduramazsınız. Titreşimlerden oluşur der. Evet, süremiz bitti. Başka soru yoksa paneli kapatabiliriz. Belki tartışmaya daha sonra devam edebiliriz. Çok teşekkürler, kolaylıklar.